Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf TYT konusu olan kimya bilim ünitesinin son videosunda beraberiz. Hemen dersimize başlayalım. Bu bölümde de kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden bahsedeceğiz. Bir takım malzemelerin isimlerini ve kullanım amaçlarını bilmemiz gerekiyor. Sırayla onları anlatacağım. Gördüğümüz zaman ismini hatırlamanız ve çok belirgin olarak kullanım amacında yine bilmemiz gerekiyor gençler. Şöyle okuyalım bakın. Kimya laboratuvarında diyor kullanılan pek çok malzeme vardır. Çoğunlukla camdan yapılmış olup yapılacak işleme göre özellikle dikkat alınarak kullanılır. Örnekler yazmışız buraya. Beher glass, Erlen dereceli silindir yani diğer bir de mezur. Pipet, cam balon, balon birazdan tek tek göreceğiz. Büret, ayırma kroze, saat camı, deney tüpü, soğutucu gibi örnekler gidiyor. Kimya laboratuvarında bulunan temel malzemenin kullanım amaçları ve özellikleri bilinirse yapılacak bir deneyde uygun materyal ile güvenli şekilde çalışılmış olur diyor. Yani her malzeme Uygun dozda kullanılmalı ya da deneyde yapacağınız deneye uygun malzemeler seçmeniz lazım ki güvenli bir şekilde deneyi tamamlayalım ve tehlikeli bir durumla karşılaşmayalım. Şimdi sırayla bunları göreceğiz. Toplamda 16 tane laboratuvar malzemesinden bahsedeceğim. Bunları gördüğüm zaman tanımaya çalışacağız gençler. Nerelerde kullanılıyor kısaca bahsedelim. Şurada şöyle şurası çıkmamış. Şurada bir giriş kısmı var. Kapağı var şurada. Dolayısıyla bu bir ayırma onistir gençler. Ve ayırma çok sorulur sorularda. Ne işe yarar? Şurada bir musluk vardır ve sıvı sıvı heterojen karışımlarda kullanıyoruz. Yani zeytinyağı ve su gibi. Burada zeytinyağı var. Burada su var. Musluğu açtınız. Yani birbiriyle karışmayan faz oluşturan sistemlerde ayırma onisi ile heterojen karışımı birbirine ayırabiliriz. Yoğunluğu büyük olan musluktan akar. Bitmeye yakın musluğu kapatırız. Böylece birbirine ayrılmış olur diye söyleyelim. O yüzden sıvı sıvı heterojen karışımlar çok zordur. Bunu unutmayacağız. Ayırma onisi ile ayırıyoruz. Balon joje. Şurası bir balona andırır gençler. Burası da uzun bir çubuktur ve genelde bunu çözelti hazırlarken kullanırız ki kapağını kapatıp iyice çalkalayabiliriz bunu. Çözelti hazırlamada kullanılan cam malzemedir. Titrasyonda kullanacağımız kimyasal maddelerden birini, birkaçını bununla standart çözelti olarak ayarlayabilip saklıyoruz. Yani diyelim ki bir TET hazırlananlar bilir, 1 molarlık standart bir çözelti hazırlayacaksınız. Önceden burada hazırlıyorsunuz. Burada 1 molarlık HCl var ve saklıyorsunuz. Artık sizin baloncu içerisinde 1 molar HCl bulunmuş oluyor. Böylece titrasyon işleminde kullanabiliyorsunuz. Ayarlı çözelti var diye düşünebilir. Çözelti hazırlamasında kullanılır. Sorulur, unutmayacağız. Pipet hepimizin bildiği bir şey. Bir meyve suyu aldığımız zaman üzerine pipet bulunur biliyorsunuz. Yine günlük hayatta karşımızda geliyor. Birçok yerde kullanıyoruz. Çok hassas ve az miktarda sıvı acının ölçümünde diyor. sıvı maddeleri istenen ölçüde bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanılır. Yani diyelim ki bir asit şişemiz var. Kapağı olsun şurada. Burada kezzap olduğunu ya da tuzruğu olduğunu söyleyelim. Tuzruğu, haşçeli olduğunu düşünelim Buradan ben 3 milim madde alacağım. 5 milim madde alacağım. Pipeti getiriyorum. Buradan içeriye daldırıyorum cam malzemeyi. Camdan yapılmış. Dolayısıyla içerisinden 3 milimi alıyoruz. E, su olsa ağzımıza çekeriz. Ama su olmadığı zaman puar denilen bir plastik yardımıyla sıkarak alıyoruz. Dolayısıyla hiç değmeden kimyasalar biliyorsunuz değilmez. Dolayısıyla puar yardımıyla pipeti de aldırıp aldırabiliyoruz. Ve böylece pipet ne işe yarar dediğimiz zaman az miktarda sıvı ölçümünde ki üzerinde dereceler de vardır burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Kaç milim olduğunu da buradan okuyabiliyoruz. Ve bu dereceye göre diyelim ki şurası işte 6'yı gösterir. 6 milim almışsın. Bunu buradan alıp başka bir kaba aktarabiliyoruz. Bu amaçla kullanabiliriz. Erlen ya da Erlen Mayer diyoruz uzun ismiyle. Titrasyon işleminde kullanılan çözelti hazırlamak ve saklamak için birçok işlemde kullanılıyor. En çok kullandığımız malzemelerden bir tanesi. Üzerinde yine küçük büyük boyları vardı. 100-150-200 diye yazar. Ucu dar olduğu için yine bunu çalkalamak, karıştırmak için çok kullanırız. Yani bir şeyleri karıştırıp e, göstermek için bunu kullanabiliyoruz. Yine Beher dediğimiz bu da çok soruluyor. Yani şu Erlen Mayer, şu ilk sayfadakiler çok soruluyor Yani Özellikle onları seçtim. Beher... Yine çözelti hazırlama, maddeleri karıştırmak, aktarmak, ısıtma özellikle. Yani bir şeyi ısıtacağımız zaman beher ısıya dayanıklıdır. Yüksek sıcaklığa dayanayan bor camdan yapılmıştır. Dolayısıyla temper camdan ve çarpmalara karşı dayanıklı. Isıya dayanıklı olduğu için burada ısıtma işlemlerini bunun içerisinde yapıyoruz. Altını yakıyorsunuz. Burada ateşi getirdiniz ve bek alevini. Burada ısıtmaya başladığınızda ispirit ocağı da olabilir. Burada maddeyi ısıtabilirsiniz. Yani bu ısıtma işlemlerinde kullandığımız malzemeden birisi ama birçok amaçta kullanılabilir. Yani ölçebilirsiniz. Yine bir şeyler karıştırma için de kullanabilirsiniz. Onu söyleyelim. Dereceli silindir yani diğer bir adı mezur. Diyelim ki işte 5 milim yine bir şey ihtiyacınız var. 10 milime ihtiyacınız var. 30 milime ihtiyacınız var. Bunların ebat ebat boyları var. Aynen pipette olduğu gibi. Pipette daha küçük miktarları alabiliyoruz ama daha büyük miktarlarda pipet yetmeyeceği için genelde 5 milim 10 milime kadar olur pipetler. Bu ise çok daha büyük hacimlerde. Gördüğünüz gibi çizgileri var. Buradan mezur yani metre gibi düşünebilirsin. Dereceli silindir. Yani üzerinde kaç milim olduğunu gösteren şeyler var. Çizgiler var. Aradığınız işte 15 milim su alacaksınız. E, bu dolduruyorsun, 15 milim çizgisine geldiğinde durduruyorsun. Böylece ne yapmış oluyorsun? 15 milim ölçmüş oluyorsun. Sonra döküyorsun bunu istediğin yere. Böylece dereceli silindir sayesinde ne yapıyoruz? E, saf sıvı ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanabiliyoruz. Deney tüpü hepimizin bildiği bir şey. Dolayısıyla deneylerde e, böyle küçük küçük maddeleri bunun içerisine daldırıyoruz. Silindir şeklindeki ince borularımız diye düşünebiliriz. Bir diğer maddemiz büret. Yine bu da çok zorlu gençler. burada tam tamamı alınmamış. Şöyle biraz uzatalım bunu. Büretimiz biraz uzun olur. Şöyle uzattık. Belki işlerinde en uzun olan malzeme budur. Öyle söyleyelim. burada baktığımız zaman bir asit baz deneyinde yani titrasyon dediğimiz olayda asit baz olayında şurada bir erlen olur. Erleni koyduk. İçerisinde diyelim ki asit olsun. Erlenimizin içerisinde asit var. Burada da baz olsun. Ne yapıyoruz? Asitle bazı nötrleşti. Musluğu açıyoruz. Buradan bazı damlatıyoruz, damla damla. İstediğim zaman nötrleşmende kapatıyoruz. Yani titrasyon işlemi deyince aklımıza büret gelecek ee, ve musluklu e, sistemdir. Onu söyleyelim. Kaç milim harcadığımızı buradan okuyabiliyoruz. Büreti de unutmayacağız. Şeklini gördüğünüz atlamamız gerekir. Diğer malzemelere gelirsek, cam balon, balon ile genelde öğrencilerimiz karıştırır. O yüzden geriye geliyorum. Bakın bu cam balon, balon bakın. Balon jojenin şu kısmı biraz daha ince ve uzundur. E burada ise burası biraz daha tombul burası biraz daha kısadır cam balonla baloncu cek karıştırmayalım e Cam balonu yine çözelti hazırlamada yine ısıya dayanıklıdır gençler aynen beher gibi bunu da ısıtabiliyoruz Isıtma ve kaynatma işlemlerinde yine e, damıtma işleminde soğutucuya takabiliyoruz. Yani birçok yerde kullanabiliyoruz onu söyleyelim. Soğutucu e, alimsal damıtma ve damıtma düzeneklerinde kullandığımız e, buharın e, buradan geçerken tekrar yoğunlaşması için soğuk su ve e, sıcak su girişlerinin olduğu kısımlardır. E, dolayısıyla soğutucuyu da az çok tanıyorsunuz. Termometreyi hemen hemen bütün deneylerde sıcaklık kontrolü için kullanıyoruz. E, saat camımız var. E, saatin camını düşünürseniz ona benzer içi oval baktığım zaman içine küçük maddeleri koyuyoruz. İç büke yapıya sahip e, cam malzeme ısıtma ve kurutma işlemlerini kullanıyoruz. Yine hunimiz var. Huni'yi hepimiz biliyoruz. E, bu e, evlerde de kullandığımız bir madde. E, genelde katı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanıyoruz. İçerisine süzgeç kağıdı koyup süzgeç kağıdı sayesinde şurasına şöyle huni şöyle değerlendirin gençler. Şöyle e, e, yapalım. Şunun içerisine süzgeç koyuyorsunuz. Buradan sıvıyı katı sıvı karışımı attığınızda süzgeç kağıdın içerisinde katı madde kalıyor. Sıvılar buradan süzülüyor. Yani ayırmonisi ona yarar. Süzgeçle beraber iyi bir kullanılan maddedir diye, cam malzemedir diye söyleyelim. Baget şu gördüğümüz cam çubuktur. Ne yapıyoruz? Bir şeyleri karıştıracağımız zaman yani çözeltileri karıştırmak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bageti günlük hayatta da duyuyorsunuz. Kroze porselenden yapılmış bir şeydir. Yüksek sıcaklıklarda fırında ısıtma işlemlerinde kullanılır. Yani elimizde bir numune var. Bunun içerisindeki nemi atmak istiyoruz. Bunu hemen krozen içerisine koyuyoruz. Fırında yüksek sıcaklıkta ısıtıp kül haline getirebiliyoruz. Yani çok yüksek ısılara dayanabiliyor. Onu söyleyeyim. Porselenden yapılmış madde kroze diyoruz. Spatül de yine baget gibi bir karıştırma görevi var. Ama daha çok biz bir kimyasal maddeyi kabın içerisinde özellikle katı maddelere bu spatula yardımıyla kapağını açıp spatüle yeteri kadar kaşıkla alıyoruz ve kullanıyoruz. Yani küçük katı parçacıkları spatüle alıp kullanabiliyoruz diyelim. Bu malzemelerin isimlerini ve kullanım amaçlarını bilmeniz gerekiyor. Bazen de işte 5 tane TET denemesi çözersiniz bir tanesini de sorarlar. E, o yüzden hepsini bilmemiz gerekiyor. Ara ara soru çözdüğü zaten bunlara alışırsınız diye tahmin ediyorum. Bunlarla ilgili yeteri kadar soru çözüp birinci üniteyi tamamlamış olacağız. Hemen sorularımıza bakalım. Hemen bir sorumuza baktığımızda diyor ki yandaki görselde verilen titrasyon işlemlerine kullanılan Üzeri çizgilerle derecelendirilmiş boru şeklindeki cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle az önce tamamını çıkmamış demiştim. Dolayısıyla şurada gördüğümüz cam malzeme sevgili gençler bayağı uzun olduğunu fark ediyorsunuz. Dolayısıyla bunun adı özellikle titrasyon deyince de aklımıza gelecek. Bunun adı bürettir gençler. Büreti unutmuyoruz. Yani şöyle uzun bir cam boru hatta hala yukarı doğru giden bir boyu var diye düşünebilirsiniz. Yeteri kadar burada damla damla damlatıyorsunuz diye söyleyeyim. Titrasyon eşittir büret diyelim. Diğer sorumuza geçelim. Diyor ki rehber soru 2'de yukarıda verilen laboratuvar malzemelerinin hangilerinin adları yanlış yazılmıştır diyor. Baktığımızda bu neydi? Süzgeç kağıdı yerleştiriyorduk. Katı sıvı heterojen karışımları süzüp süzgeç kağıdında katı kalıyordu. Sıvı buradan süzülüyordu. O yüzden buna huni diyoruz. Ama ayırma hunisi değil. Ayırma hunisi neydi? Sıvı sıvı e, o, e, heterojen karışımları ayırmada zeytinyağı sudaydı. Bu ayırma hunisi değil sadece huni. O yüzden bu yanlış olmuş söyleyelim. Büret yine tamamı çıkmamış. Yani e, koymamışız. Dolayısıyla büret evet bürete benziyor. Musluğu var. Şöyle uzun bir cam boru. Bu doğru söylenmiş. Cam balon demiş. Bu da cam balon değil. Balon joje olması gerekirdi. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş. karıştıracağını zaten bir iki tane var. Onları da burada almaya çalıştık. Üçüncü sorumuzda diyor ki laboratuvarda yapacağı deney için 3 milim kezzap kullanacak olan kimya öğretmeni kezzap bulunan şişeden maddeyi alabilmek için Aşağıdaki malzemelerden hangilerini kullanmalıdır? Baktığımızda e, az önce anlatmıştım. E, Birçok kimyasal madde zararlı olduğu için bu maddeyi öyle direkt dökemiyoruz. Dolayısıyla e, asitler ve yine madde e, bazılar e, aşındırıcı maddeler, zararlı maddeler. O yüzden de diyelim ki burada asit var. Ne yapıyoruz demiştik? Buradan 3 milim madde alacağım zaman hemen pipeti getiriyoruz. Buraya doğru daldırıyoruz. Ve pipetin içerisine puar yardımıyla, şuradaki bir madde yardımıyla e, çekip yukarıya doğru dolduruyoruz. Bir, e, pipetin içerisinde doldurduktan sonra çıkarıp ne yapıyoruz? E, kullanacağımız kadar, burası üzerine zaten dereceler var. 3 milim çizgisine kadar koyabiliriz. Yine ölçebiliriz. Yani burada pipet kullanmamız gerekir diye söyleyelim. Pipet kullanırsa sağlıklı bir şekilde 3 milim kezabı almış olur diyelim. Diğer bir rehber sorumuzda diyor ki yukarıdaki görselde aşağıdaki verilen laboratuvar malzemelerinden hangisi yoktur? Tek tek incelediğimizde şunun ne olduğunu biliyoruz. Bunun Erlen olduğunu biliyoruz. Erlen ya da Erlen Mayer. Yine bunun da Erlen olduğunu söyleyebiliriz. İlla aynı boyda olmak zorunda değil bunlar gençler. Yine şu nedir sevgili gençler? Bakın şurası tombul. Şurası yine kısa. Buna ne diyorduk? Cam balon diyorduk. Baloncu ile karıştırmıyoruz. Cam balon. Ve yine aynı şekilde şu ikisi aynı maddeler, biri küçük biri büyük boy. Bunlara da ne diyorduk? Beher diyorduk. Beher. E yine şurada ne var? Baget var. Baget. Ve o zaman boşluk ne kalmış oluyor? Beher var. Erlen var. Mezur, mezurdan bahsetmedik. Mezur burada yok. Mezur neydi? Yine şöyle dar ve Şöyle şuraya şöyle yapalım. Yani burası neydi? Alt kısmı. Buralarda dereceler vardı ve mezur ne iş yarıyordu? Yeterli miktarda madde almak için. Yani diyelim ki 10 milim su ölçecekseniz buraya koyup 10 milim çizgisine kadar su dolduruyordunuz. Bu şekilde bir cam malzemeydi. Burada cam balon var, baget var. A şıkkı görselde gözükmüyor diye söyleyelim. Bu rehber sorumuzda diyor ki zeytinyağı su gibi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılan laboratuvar malzemesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yukarıda bir görsel vermiş. daha dikkat çekici olsun diye bakın. Burada genç bir bireyimiz var. O da ne yapıyor? Bir deney yapıyor. Kimya çok sevdiği hakkında yorum yapabiliriz. burada bir ayırma hunisini görüyorsunuz gençler. Yani ayırma hunisi dediğim şey budur. Dolayısıyla zeytinyağı su gibi sıvı sıvı heterojen karışımlar için aklımıza ne gelecek? Ayırma hunisi gelecek. Kurozenin amacı neydi? Fırında kullanıyorduk. Porselen küçük bir maddeydi. Büret titrasyonda kullanıyoruz. Pipet küçük miktarda maddeleri asit bazları almak için kullanır. Yine balon nerede kullanıyoruz? Özellikle çözelti hazırlamada kullanılır. Uzun uçlu ve e, cam balona benzeyen bir şey de. Dolayısıyla D şıkkının ayırma olduğunu söyleyelim. Çok sorulur ayırma Şeklini de e, ne amaçla kullanıldığını da unutmayalım. Altın sorumuz diyor ki aşağıda görselleri verilen deney aletlerinin hangisinin adı yanlış yazılmıştır diyor. E, mezur doğru yazılmış. Beher doğru yazılmış. Can balon doğru yazılmış. Erlen doğru yazılmış. Büret yanlış yazılmış. Bu nedir? Pipettir. Büret olması için şurada musluk olması gerekirdi. E şıkkı yanlıştır. Bu 5 tanesi en çok sorulanlardan oluşuyor. O yüzden bunları iyice öğretene kadar soru olarak karşınıza getiriyoruz. Bir diğer sorumuz. Laboratuvarda diyor alkol su karışımını birbirine ayırmak isteyen bir öğrencinin kuracağı damıtma düzeneğinde Aşağıdaki deney aletlerinden hangisine ihtiyacı yoktur? Tabii ki burada öğrencilerimizin damıtma düzeneğini hatırlıyor olması gerekir. Damıtma düzeneği neydi? Ne zaman kullanıyorduk? Kaynama noktaları birbirinden farklı olan ki alkol su karışımı işte 78 ve 100. Bu sistemde neleri kurabiliriz? Bakın şöyle kabaca çizelim. Şurada bir cam balon olsun. Burası kapalı. Şurada bir termometre olacak. Şuradan bir çıkış kısmı olacak. Buradan soğutucuya geçiyor biliyorsunuz. Hemen şöyle kabaca çizmeye çalışıyorum. Bakın şöyle bir çıkış olsun. Şuradan bir çıkış var. Burası soğutucu sistem. Sonra şuradan bir geçiş var yine. Buradan aşağıya doğru bir erlen içerisine toplayabiliriz. Kabaca böyle çizmeye çalıştım. Ne yapıyoruz? Burada ısıtıyoruz e, alkol su karışımını. Buradan alkol su buharlaşıp buradan geçiyor. Soğutucudaki soğuk suyun etkisiyle tabi temas etmiyor. Orada bir sistem var, cam boru var. Buradan geçip gaz fazından sıvı fazla yoğunlaşıp aşağı biraz eğimle burada toplanıyor. Damıtma sistemini kabaca böyle diyebiliriz. E, tabii ki buraya göre bakarsak burada bir erlen kullanıyoruz. Yani A şıkkını kullanıyoruz. Genelde damıtma sisteminde şurada bir termometre sisteme eklenir. Kullanabiliriz. E, cam balonu şurada genelde e, karışımı kullanmak için yani koymak için ısıtmak için kullanıyoruz. Soğutucu zaten şurada var. Burada Huniye ihtiyacımız yok. Yani D şıkkının damıtma düzeneyinde e, olmadığını söyleyebiliriz. Burada yine ne yapıyoruz? E, İspirit ocağı koyuyoruz. B bir koyuyoruz gibi. Buralar çoğaltılıyor Ama bunlar temel malzeme olarak değerlendirilebilir. 8 soruda da diyor ki aşağıdaki kimya laboratuvarında kullanılan malzemeler ve kullanım amaçları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Baktığımız A şıkkında termometre için deneylerde reaksiyon ortamı sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Doğrudur. Genelde birçok tepkimede tepkimede sıcaklığı kontrol altında tutmamız gerekiyor ve kontrol ediyoruz ara ara. Mezur, saf sıvı ve çözeltinin hacminin ölçülmesi ve aktarılmasına kullanılır. Mezur, dereceli silindirdi diğer adıyla. Burada çözelti hacminin ölçülmesinde kullanılır. Doğrudur. Erlenme ayar, çözelti hazırlama, saklama, kristallerin titrasyon işlemi gibi amaçlar için kullanılır diyor. Evet, şöyle neydi erlenme şeklini hatırlarsanız şöyle Şöyle ucu biraz daha dar olan bir sistemdi gençler. Burada ne yapıyorduk? Birçok maddeyi karıştırabiliyoruz. Yine deneylerde kullanıyoruz. Yani doğrudur. Pipet birçok kez adı geçti yine bugün. Ee bir hassas şekilde ya da az miktarda madde almamız gerektiğinde çubuk şeklinde olan diyor bakın çözeltinin karıştırılmasına yarayan cam malzeme diyor. Bir kere karıştırılması dediğine göre pipet karıştırma amaçlı kullanılmıyordu. Pipet ne zaman karıştırma amaçlı kullanılıyor? Neydi? Bagetti. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Pipet karıştırma amaçlı kullanılmaz gençler. Bunu anlattık. Yine Beher ee, bu biraz daha şöyle ağzı tamamen açık olan bir şeydi. Isıtma sisteminde kullanılan ısıya dayanıklıydı. Çözelti hazırlama, maddenin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristalleme işlemlerde kullanılan yüksek sıcaklığa dayanıklı camlar üretilmiş malzemedir. Erlenle beher hemen hemen benzer şekilde kullanılır. Yalnızca be e erlenin karıştırılması daha kolaydır gençler. Beher'de ise baget kullanılır karıştırmak için diye söyleyebiliriz. Burada D şıkkının yanlış verildiğini söyleyelim. Evet son sorumuz. Bu soruyla beraber artık üniteyi de bitirmiş oluyoruz. Laboratuvarda kullanılan temel malzemelerin de isimlerini ve kullanma amaçlarını öğrenmiş oluyoruz. rehber sorumuz diyor ki: Naftalin ve şeker karışımını ayırmak için deney yapan Ebru, aşağıdaki deney yapılışı önergesine uygun hareket etmiştir diyor. Deney yapılışını anlatıyor burada bakın. Diyor ki: Naftalin ve şekerden eşit miktarlarda alınarak beher içerisine koyulur diyor. Ve e, su üzerine üzerine su eklenir diyor. Spatül yardımıyla karışım karıştırılır. Şeker su çözünürken naftalin çözünmeden kalır. Naftalin huni ve süzgeç kağıdı kullanılarak süzülür diyor. Naftalin karışımdan ayrılır. Erlenme içerisindeki süzüntüdeki su buharlaştırılır. Şeker geri kazanılır diye böyle anlatmış. E, dolayısıyla diyor ki buna göre aşağıdaki malzemelerden hangisi Ebru'nun deney esnasında kullanıldığı malzemelerden biri değildir. E, baktığımızda ismi geçen ne var? Beheri kullandık. Yine aynı şekilde spatül kullandık. Spatül yardımıyla karıştırdık. burada şeker su çözünür çözülmez diye anlattıktan sonra diyor ki huni ve süzgeç kağıdı kullanarak diyor. Süzdük. E, süzerken tabi bir takım malzemeler kullanacağız. Naftalin karışımına ayrılır diyor. Erlen maya içerisindeki süzüntü. O zaman bir de erlen kullanmışız. Ve şeker geri kazandı. E, şimdi baktığımızda beher kullandık. E, spatül kullandık. E yine erleni şurada kullanmışız. E Huniyi de süzgeçle beraber süzerken kullandık. Burada balon Joje boşta kaldı. Balon Joje kullanmadık. Bu şekilde deneyde adı geçenleri e şekilleriyle eşleştirdiğimizde cevabın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet bu soruyla beraber sevgili gençler e, Dokun sınıf TET konusu olan kimya bilimi ünitesini bitirmiş olduk. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.